Dedemin dutluğu var mesela. Her türlü meyvenin neredeyse olduğu bir bahçe. Allah'ım yarabbim nasıl güzel. Sanat meydan okumaktır. Eğer meydan okumazsam var olamazsın. Net bu. İlk kitabım çıktı. Onun Ali Taygın vardı. Ahmet. O okudu ve bana dedi ki Ahmet sen polisi yazıyorsun. Nasıl polisi yazıyorum ya? Çocuk ne demek? Merak duygusunu yitirmemek demek. Şimdi dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Ben çıksam yağmur yağıyor derim. Ama hiç yağmura çıkmamış bir çocuğu çıkarıyor iki yaşında. Şok olur ya. Allah yağmur ne bu? De. Ya bu bunu yitiremem. Başkomiser Nevzat benim. Emniyet teşkilatına önerimdir. Bu olduğunuz zaman işte halkın polisi olursunuz. Bir de şey var. haraf diyor. Haraf haraf havuz. Yani bizim için yüzme havuzu ama aslında haraf, <laughs> tarlayı sulamak için bir şey biliyorsun. <laughs> Ama bizim çocuklar için yüzme alanı ya. Yüzmeyi orada oldu? mı öğrendin? Tabii orada öğrendim. Tabii orada öğrendim. Evet. Tabii orada öğrendim. Evet. Masallar sözlü edebiyatımızın en zengin, en dolu dolu hazineleridir. Anadolu, dünya coğrafyasında masalları en güçlü, en güzel olan kültür coğrafyalarından biridir. Terzi Fatma Hanım, Anadolu'nun çok güzel bir kentinde, kumaşlarla, iğne, ipliklerle haşır neşirken, yetiştirdiği öğrencilerine, çıraklara masallar anlatıyor. O güzel Anadolu masallarını anlatıyor. Sadece çırakları değil, oğlu da onu, annesini, Fatma Hanım'ı hayranlıkla dinliyor. İşte o, o masal dinleyen çocuk büyüdüğünde yazdığı kitaplarını, yazmakta olduğu kitapları hepimizin sabırsızlıkla beklediği ve kitaplarını bir soluk dokuduğu çok değerli, çok usta bir yazara dönüşüyor. İşte o çocuk Ahmet Ümit. Hoş geldin sevgili <laughs> kardeşim. Hoş bulduk Sunay'cığım. <laughs> yani ben seni o Cağaloğlu'nda, Cağaloğlu'nun Cağaloğlu, Cağaloğlu, Cağaloğlu oğlu, oğlu olduğu dönemde Orada daha e, şiirler yazan tabii. değil mi? 35-40 yıl önce ya doğru. Değil mi? 40 Tam yıl öyle, tabii. tabii yıl, 40 tabii, yıl öncesinde öyle. <laughs> öyle doğru hatırlıyorum. şiirler değil mi? Edebiyatta şiir, ilgin, doğru şiirler, ilgin, doğru, şiirler ilgin, sonra öyküler. Öyküler sonradan. Ben seni doğru, şiirlerle yani doğru, e, doğru. şiirlerle tanıdım ilk yıllarda. Peki hadi bakalım başlayalım. O zaman Fatma Hanım'dan başlayalım. Terzi Fatma Hanım. <laughs> Ve Gazi Antep. Evet ya o... Mesela Fatma Hanım anlatsana. Tabii bir masal gibi bir şey gerçekten. Bugün artık masal gibi geliyor. Çünkü söz konusu olan dönem 1960'lar. Demek ki ben artık kendimi bilmem 64-65-66 yılları yani inanılmaz bir dönem. Annem terzi Fatma, herkes ona terzi Fatma derdi. Ee, ama sadece bir terzi değil. Gerçekten çok iyi bir terzi, bir kadın terzisi. Ama evde yani dükkan falan yok. Bizim kocaman bir evimiz var böyle Antep'te. 8-10 odalı kocaman bir bahçe bahçede kocaman bir ceviz ağacı böyle o ceviz ağacının altına yazın şeyler halılar filan kilimler serilir Halı kilim serilir annemin Singer marka bir dikiş makinesi var onun başına i̇şte oturur tıkır 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 o sesler bilmez zarf. miyim Tabii, babam da serciydi diyor. Orada tabii aynı sesler bizim Tabii tabii. O demek ki yazar grubunun ilgisi var. Tabii, sen Gaziantep'te, ben Trabzon'da. <laughs> aynı sesler. Evet. Aynen. Orada işte bu tabii çıraklar senin de söylediğim gibi çıraklar gelir. Kız çıraklar. Bunlar böyle 15, 16, 17 yaşlarında falan çocuklar yani bölgenin çocuklar. Bir süre sonra sıkılırlar tabii. Sabah 8'de gelmiş 5-6'ya kadar. O zaman da annem bizde bize bir masal anlat, bize bir hikaye anlat. Sinemaya giderdi, annem izlediği filmleri yeniden yazar. Müthiş. Yani. Ama. Tabii tabii tabii, müthiş. ya Anlatıcı. Ya anlatıcı, ya, anlatıcı kadın yani ondan sonra. Ama ya iyi bir terzi gerçekten fakat sadece iyi bir terzi değil. Bir cumhuriyet dönemi kadın aslında. Hani eskiden Güzel. Osmanlı kadını vardır ya. Hani Güzel. Eskiden biz mesela o kendi anneannesi için, babaannesi için Osmanlı kadını derdi. Çünkü onlar o zaman işte savaş zamanı bellilerine silah takıp bağ bozumunda bekliyorlar. Çünkü talan var filan var. Osmanlı ama annem tam bir cumhuriyet kadını. Niye cumhuriyet kadını? Çünkü bir okuyor. Yani bu işte bir romanları okuyor. Falan. Sadece Türk romanları, Cenayirler falan yani. Emil Bronte bilmem bunların hepsini okuyan bir kadın. Ondan sonra aynı zamanda Türk yazarlar, Çalık kuşunu mesela tek anlatıyor ama yeniden yazıyor ben. Bütün. E anlatmıyor yani yeniden yazıyor. Kendine çeviriyor. Tamamen öyle. <laughs> Ve nasıl dinliyorlar biliyor musun ay kız da böyle. Ağızları açık ağlayanlar mı dersin filan ya böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Ama aynı zamanda da bir bilge bir kadın yani hani sorunlar oluyor mahallede sorunlar olunca geliyorlar işte şöyle oldu işte bizim kızla bilmem oğlan şöyle oldu işte evlenecek bir çocuk var buna bir kız bulalım işte bilmem ne problemi var bunları çözen bir gerçek bir cumhuriyet kadını. Çok güzel. E şöyle düşün bak yani işte senle ne yani eşi var işte kilim halı ticareti var babam ama evet. o aynı zamanda e, Mehmet evet, Mehmet. o da ayrı bir dünya. Evet, evet. Kilimci, Mehmet, Kilimci Mehmet, evet doğru. Annem de bu destek oluyor çünkü 7 çocuk var, en küçüğü benim. Yani ve bu çocukların düşün, bu çocukların dördü okuyor, Antep dışına çıkıyor, işte Londra'ya gidiliyor, Ankara'ya gidiliyor, iki çocuk İstanbul'a gidiyor. Bu çocuklar okuyorlar yani, Antep dışında okuyorlar. Şimdi herkes üniversiteli ama o zaman 60'larda üniversiteli zor. olmak çok, çok zor. zor. Parmakla gösteriyorlar yani insanları falan. Öyle bir yapı, öyle bir Hele dünya... ki Anadolu'da emekçi bende babanın çocuğuysa çok, tabii, çok zor iyi. Söz. Aynen öyle. Ya yani bu insanlar gerçekten emekleriyle yaşayan insanlar. Dolayısıyla böyle yani annem bir bilge bir kadın gerçekten ve öğretici bir kadın. Yani böyle öğreten şunlar olur. Tanrıça gibi bir şey yani kadın. Çok güzel söyledin. Tam Anadolu'ya özgü. Tabii tabii. Kibela gibi değil Kibela mi? Kibela gibi. Aynen öyle yani. Öyle çok güçlü bir kadın. Yani mesela asla eşinin, kocasının gölgesinde kalan biri değil son derece güçlü konular. Anadolu kadını. Alın, Anadolu kadını hayır olmaz der, yumruğunu vurur, bu iş olmaz der falan filan. Ya bunları da söyleyebilen e, bir kadın. Yani dimdik bir kadın. Hani öyle. Tamam yani sonuçta elbette feodal bir yapıdan geliyoruz. Elbette erkek falan ama babam da çok munisterlere, iyi huylu bir adam diğer yandan böyle şahane bir e, aile, çok çok güzel bir aile. Peki, e, Kilimci Mehmet Bey, Gaziantep'te. Evet, babanız. Evet, evet. Anne terzi, baba kilimci. Doğru. Müthiş ya. Doğru. O kilimlerde o Anadolu'da tasarlanan eee elbiselerin kumaşlarında tabii, aslında büyük bir tabii kültür DNA'sı var hem değil de mi? nasıl? Hem de nasıl? Bunların içinde büyüdü Ahmet gibi. Aynen öyle. Şimdi babam Nizip Nizip diye bir yer var. Bu zevkmanın olduğu yer biliyorsunuz. Oradan yer. Nizip'ten geliyor Antep'e. Dedem Sarıkamış'ta donarak ölenler var ya. O o askerlerden biri. Aa deden dedin, babanın babası, Babamın babanın babası İsmail büyük dedem. Baban, ha, büyük, büyük baba. Büyük baba İsmail dede. faciasında. Maalesef onlardan biri o orada şehit olan askerlerden biri çok genç bir şekilde. Babam iki yaşında falan. Sonra babam biraz büyüyünce Antep'e geliyor. Antep'te annemin babası yani anne tarafından dedemle beraber çalışıyorlar. Bir kilim de okuyorlar. O zaman böyle mekikli şeyler vardı. Tabi Tezgah, El tezgahları bilir Ondan ayrı bir sesi vardı. şap şak, şak, şak. Böyle çekersin tarakla tabii, falan. Tabii. Onlar kök boyayla boyanır böyle. Yani o zaman böyle kimyasal boyalar falan Kök boyayla kim, kırmızıları vardır onların yeşilleri vardır. Falan böyle turuncuları vardır. Yeşil böyle bir şey. Onları dokuyorlar. Bir süre sonra bir Ermeni ustaları var. Onlar nasıl büyük bir evet. ustaları var? O Ermeni ustadan öğreniyorlar bu zanaatı. Ondan sonra bir süre sonra diyorlar ki ya biz bu olmuyor, ticaret yapalım. Bir dükkan açıyorlar. Babam da çok dürüst, çok iyi bir adam. Dedem diyor ki ya bu Mehmet çok düzgün bir adam. Kızımı ben buna vereyim diyor. Ne güzel. Evet böyle yani hikaye böyle tamam. Aynen böyle. Ve sonra işte annemle babama ileniyorlar. Dünyanın en yani Din mesela din bazı insanları korkunç yapar bazı insanları çok iyi yapar. Dinin çok iyi yaptığı, çok iyi insana dönüştürdüğü biriydi baba. Ya yani dinle ilişkisi sevgi ama sevdi din, üzerine. din vicdandır. Evet, vicdanlı evet, bir adam. Tam olarak ondaki yani, karşılığı Tam buydu. Tam buydu. Değil tam Adalettir, buydu. liyakattır. Aynen, aynen. Ve o zamanki Antep'i düşün bak küçücük bir yer aslında. Babamın e, e, iş yeriyle Ev arası yürüyerek gidiyorsun 10 dakika falan böyle küçücük bir yer giriyorsun eski sokaklar dar sokaklar bir Antep'le ilgisi yok hangi mahalle hangi mahalle Kozluca mahallesi Kozluca hemen tabii tabii tekke camii var hemen orada arkada oradan aradan geçiyoruz Elmacı pazarı var ya Elmacı pazarının oradan geçince bizim dükkan hemen Elmacı pazarına 30 metre 40 metre o kadar yani bildiğin eski Antep şahane bir çocukluk yani ama şehirde bu varken dışarıda ne var bahçelerimiz dedemin dutluğu var mesela yani tamam şey ben okuyorum işte okula gidiyorum ama ama yazları Dutluk'ta. dutluk ne demek dutluk her türlü meyvenin neredeyse olduğu bir bahçe. Üzümler, erikler, cevizler, dutlar, şeftaliler Allah'ım yarabbim nasıl güzel bir yer. Bir de şey var haraf diyoruz haraf haraf havuz. Yani bizim için yüzme havuzu ama aslında o taraf tarlayı sulamak için <laughs> sulamak yollamak için, için şey su biliyorsun. Aldı. Ama bizim <laughs> çocuklar için yüzme alanı ya. Yüzmeyi yani orada mı abi? öğrendin? Tabii orada öğrendim. Çok tabii güzel. orada öğrendim ve yani o çocukluk onun içerisinden geliyor. Yani mesela hani o yüzden ben iyimser ve neşeli bir insanım. Bütün o çocukluk yani güzel bir çocukluk yaşadım yani bunun için teşekkür ederim tabii herkese, emeği geçen herkese. Ve bir de tabii en küçük çocuk bir ablam, beş abim var yani korunan bir çocuk hani sevilen bir çocuk. Ya bu da çok avantajlı bir şey. Yani şu anda bir Mone Mane ya da Van Gogh'un daha doğrusu bir empresyonist ressamın tablosunu onun içine anlatıyorsun sen. E, 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 öyle, işte, görüyorum. E, yani, e, aynen öyle. Zaten sesinde, senin evet. bütün yazdıklarında da hep o evet. var. Yani Ahmet Ümit ressam olsa emperyalist otosyonist ol, <laughs> olur. Böyle doğru. bir evet, değil mi? Renkli yani. Duygu, ve kendini rengi, katarak yani. ama kendi e, duygularını güzel. Şu an anlatırken tabi. bile şu anda tıpkı e, annen Fatma Hanım gibi e işte kendini değil, katarak anlatıyorsun. E, ne güzel. Ama oradan geliyor. O olmasa olmaz. E, İktizadın en evet. önemli kökü, kök boyası bunlar değil mi? E, Tabii Marx'ın lafı vardır biliyorsun. Evet. Yani Romancılarda diyor mutlaka bir anlatıcı büyük dedenliğine falan birinin olması lazım. Çok güzel. çok önemli yani. Çok doğru. Peki en küçük çocuksun abiler okuyor. O abilerin tatillerde geldiklerindeki duyguların hani beklediğin özlediğin abilerin tabii. nasıldı onlar, Müthiş. nerelerden geliyordu? Müthiş. Ya bir kere tabii. Şi... Bir... O çok çarpıcı bir abim Londra'da. Yani düşün Antep'teyim of, ben. 10 yaşındayım. Tabii abim Londra'dan bir araba almış. Austin çok küçük ha. onların şeylerine evet. Çok zengin bir araba değil de onun kötü evet. markalarından ama Londra'dan adam arabayla Antep'e geliyor tamam mı? Direksiyon da ters tarafta. <laughs> ters tarafta tabii. Aynen <laughs> öyle ters tarafta. Ve o ilk unut, hiç unutmam bak bu çok önemli çok seveceksin. Kola, Coca-Cola ilk kez ben orada gördüm. O orijinal oh. ya bir şey getirdi bu. Ya böyle bir teneke kutunun içerisinde kırmızı bir şey bu ne filan? Bu dedi burada içiliyor işte çok enteresan. Abi içtim işte bizim meyan şerbeti vardır. Tabii meyan değil çünkü. Meyan o biraz, o, biraz, ona benziyor ulan bu nedir diyor. <laughs> 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 Ve tabii şöyle bir şey var. Sadece o abim değil diğerler işte bir tanesi İstanbul okuyor bir diğer işte Ankara'da okuyor. O tam 12 Mart. 12 Mart tam çıkılmış. Bir abim yakalanmış falan evde solcu rüzgarlar esiyor. Ve evde bir kitaplar var. Babam korktu onlar yukarıda bir sandık var. Sandığın içine sakladı. Ben o sandığı açıp bakıyorum böyle bir Kitaplar kocaman bir tane kitap var mesela bir tane sakallı bir herif var koca kafalı falan... Kral Marx lan Kral Marx kim diyor? Bu kralmış diyor. Karl Marx da ama kral Marx diyor. Masalların dünyasından bir kral e, Ama kafanda o var zaten bak. Doğru, dikkat de. et. Çok çok, çok önemli güzel. bir şey söyledim. Çok Masallar çünkü. Çok güzel. O politikaya bakarken dese masal bu da kraldır diyorsun kraldır yani. Diyor. O Erwin kitabını okuyorlar bir sakallı bir abi. <laughs> <laughs> Kocakomolu kocaman sakallı. Kral Marx'la Kral Marx kimmiş diyorum ya bu acaba ne yapıyordu bu Kral Marx falan. Öylece o günkü Antep 1970'lerin Antep'ine... Londra'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan rüzgarlar gelmeye başlıyor. Ve o rüzgarlar şüphesiz ki benim üzerimde çok etkili oluyor. Yani örneğin kitap okumanın önemli bir şey olduğunu anlamaya başlıyorum. Üniversiteye gitmenin önemli bir şey olduğunu anlıyorum. Adaletli olmanın, haksızlığa baş kaldırmanın, birey olurken yani ezilenlerin yanında olmanın önemli bir şey olduğunu anlamaya başlıyorum ki zaten bunun temellerini babam çok daha bir şekilde İslamiyetle atıyor. Çünkü gidiyorum beni zorla şeye götürüyor camiye camide şeyi dinliyorsun mesela Yusuf peygambere yapılan haksızlığı dinliyorsun. O birdenbire dönüşüyor ve deniz gezmişe yapılan haksızlığa dönüşmeye başlıyor. Ya öykü diliyle yine öykü tabii, dili. Tabii tabii. Anlatı dili. Asıl hikaye zaten ben yani o hoca vaiz verirken en ilginç olan o işte e, Musa peygamber kaçarken Kızıl Kızıldeniz'den arkadan ikinci yani. Ramses'in gelmesi, Kızıldeniz'in ikiye ayrılması asasıyla bilim kurgu değil ya mi böyle? Müthiş, müthiş ya, şey. ya. Müthiş bir şey bu anlatılan Olağanüstü. Bunların hepsini ve Birer büyük masal gibi dinliyorum. Masal, iki masal yani zaten evet. inanılmaz bir şey. Bütün bunlar elbette bir şeyi hazırlıyor farkında değilim. Elbette bir, bir şeyi hazırlıyor. Bir adamı yazarlığa hazırlıyor belki. Bir küçük çocuk da... yazarlığın tohumlarını atıyor belki. Bilal. Peki bu Gaziantep'in bu... Anadolu'nun gerçekten en önemli, çok aydın bir kent Gaziantep. Hala da öyle. E, çünkü ben defalarca gittim biliyorum. Tabii. Pek çok bilim insanı, sanatçı Doğru. E, yetiştirdi. Hala da yetiştiriyor. E, bu... Antep'te kitapla tanışmak, ilkokul, okul, öğretmen. Evet. Nasıl oldu o yani? ilk, e, Ahmet Ümit'in ilk okuduğu kitaplar nelerdi? İlk, i̇lk çok yakın bir okul. Ahmet Çelebi ilk benim okulum. Çok iyi bir öğretmenimiz vardı. Ayda soy ismini hatırlayamıyorum. Çok özür dilerim öğretmenimden yaşıyorsa. O çok önemli etkiledi beni e, Ayda Öğretmen. Hem okumayı yazmayı öğrenmek açısından yani çok da düzgün bir insandı. Çok da güzel oldu. hatırlıyorum. Ömer Asım Aksoy'un memleketinde evet, evet. dil bilimci, tabii, tabii, tabii. Türkçe öğreniyorsun. Aynen, aynen. Orada ilk okumalar orada başladı. Ama öncelikle yani bu sözlü olarak tabii annemle bu masalları dinliyorum. Yani ilk aslında edebiyatla tanışmam öyle ele alabiliriz ama... ...ikinci tanışma aslında çizgi romanlar. Çok e, güzel. Tabii çizgi romanlar. Texas olmaz. olmaz. Mechis, Zagor, Redkit, bayılırım onlar. Bak şu anda da okuruyorum biliyor musun? Ben hala okuyorum. Tabii ben de okuyorum, <laughs> ben de okuyorum alırım şey yaparım hepsi Zagor bunların hepsi mesela acayip bayılırdım bunları bayılırdım bunlar okumaya. Babam tabii kızardı okuma bunlara filan diye. Suzi'ye aşık mıydın ya sen? Tabii de. hepimiz de Tomluk hepimiz aşıkız. <laughs> hepimiz aşıkız. Ve o çizgi romanlar o kadar çok besledi ki beni. Yani şimdi bazen okullara işte sen de gidiyorsun da ben de gidip konuşuyorum şey diyorlar. Ya işte çocuklar çizgi roman bırak okusun dedim ya karışma. Çizgi roman okusun. İşte vampir okusun. Yeter ki okuma zevki gelişsin. Oradan başlasın sonra gider başka bir şeyle okusun. Çok karışmayın. Çok uzak. Hayal dünyası. Servencilik dünyası. Aynen. Çocuğu okumaya yönlendiren tabii, odur. Tabii. Ağır ağır. Çocuklara şimdi biliyorsun bin bir eser var. Çok kıymetli eserler ama o çocuk için uygun değil ki. O çocuk onu okuduğu zaman edebiyattan nefret edebilir. Çok, çok, çok kıymetli eserler. Hepsi çok kıymetli elbette. Kardeşim ama sen bu çocuğu... Doğru değil. Olur mu? Olur mu çocuk o zaman edebiyattan nefret ediyor. Öyle başla ben doğru başladığımı inanıyorum. Çizgi çok güzel, romanlar çok güzel. çok güzel. Ve sonra ilk roman baksana ilk romanı söylüyorum. Ee, çok etkili. Kaç yani. Kaç yaşındaydın? Muhtemelen 14 yaşındayım. Ee, Antep kütüphanesine gittim ilk halk kütüphanesine ve bakıyorum ya bir tane kırmızı ciltli bir cilt ama deri cilt böyle çok güzel bir kitap aldım bakıyorum böyle okuyamıyorum ab Frankish Francis Frankie Frankish. Hadi. tabi. Ben okudum romanı şey, Tabii. Merişir abi, okudum mi? ve bayıldım. Korku, o korku o kadar lezzetli bir şey geldi ki bana. O korkmak falan o kadar hoş yani o korkunun lezzeti vardır ya. Evet. O kitabı okudum, inanılmaz altüst etti beni, sarstı. Yani bir korku romanı gibi okudum o zaman. Şimdi okuyunca bilim kurgu romanı gibi okuyorum. Tabii. Evet, yani romantizmin de ilk kahramanı değil mi? Tabii. Sorgulayan. Yani romantizm hep böyle melankoliyle karıştırdınız ya biz. tabii romantizm, kafa tutan, tabii. Ee, sorgulayan, adaleti arayan. Hani beni neden yarattın? Abi, yani, ama muhteşem bir şey değil mi? Düşünsene teknolojiyle insanların arasındaki tabii, ilişkiyi ilişki, anlatıyor. Çok tabii, Şimdi insan yaratmaya Doğayı bozarak tabii. değil mi? Sen, biz öyle bir ahlaka sahip değiliz. teknoloji geliştiriyoruz. Yani bu kadar teknoloji geliştirirken teknolojiyle başa get, çıkabilecek bir dünya görüşü ve ahlaka sahip olmamız lazım. Çok Aslında güzel, anlattığı şey o. Çok güzel. Yani çok bir doğru. insan yaratıyor çok ama doğru. o insanlar nefret ediyor. o Yani o da yaratıcısından yaratıcı tarafından lanetlenen bir varlık var Bu, yani. Bugün işte yapay zeka. Tabii ki bilim bilim engellenmemeli. Bilim tabii, tabii gidecek. Yapay zeka tabii. müthiş bir akıl keşif ama yapay zeka konusunda Mary Shelley'nin o Frankenstein'ten herkesin şu anda okuması lazım değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. İşte işte mesele o demek istediğim o kadın bunu anlatmış o zaman. Diyor ki tamam bir teknoloji yaratıyoruz. Ama yarattığımız teknolojiyle başa çıkabilecek bir ahlaka, etiğe sahip miyiz? Tabii ki sana sanayileşme, tabii ki bilimsel gelişme, teknolojik Önce gelişme, bilimsel gelişme lazım. Ama bunu yaparken aynı zamanda bununla başa bilecek, başa çıkabilecek bir dünya görüşüyle, tabii değil mi? Bu, bu ahlakın olması lazım. Yoksa o bizi ele geçirir. Yapay zeka gerçekten o zaman bizi ele geçirir. Oysa yapay zeka bizim emrimizde olması gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu. Ama bu kafayla gidersek korkarım yapay zeka şey diyecek bunlar zararlı diyecek. Senin e, Gaziantep'te okuduğun ilk roman Shelley'nin Emmer Shelley'nin Shelley e, Ferencştaynı evet. ve Gaziantep e, kısa bir süre önce çok acı bir deprem yaşadı Maalesef. bütün o bölgede Maalesef. olduğu gibi e, aslında bu o değil mi? Evet. Yani e, tabii ki inşaat bilimi tabii ki evet. mimarlık tabii ki hesap plan matematik ama sen bunu doğru kurmazsan kentleri... geliyor, o Frankenstein'deki son gibi yakana yapışıyor. Aynen Beni neden öyle. yarattın? Bravo. Yani o depremde yıkılan kentleri biz yarattık değil mi? Tabii, Çünkü evet. insanı... ona hazır hale getirmedik. İşte araya imar barışları girdi, rantçılık girdi... çıkar hesapları girdi. Aynen öyle. Yani bir yerde senin o... ilk okuduğun roman olan Frankenstein... yaşadığımız depremde Gaziantep'te... E, neden böyle bir kent yarattınız diye öyle kentler diyor, yarattık öyle diye diyor. soruyor değil tam, mi? tam olarak öyle söylüyor. Çünkü maalesef asıl mesele şu. Yine Frankenstein döneminde başka bir şey daha var. Olağanüstü doğa manzaraları anlatır bize. İsviçre'de olağanüstü doğa manzaraları anlatır. O dağ anlatır, Mont Blanc dağını anlatır. Aslında anlattığı şey şu. Ya yani biz kardeşim doğanın çocuklarıyız ve sen eğer doğanın çocuğu olduğunu unutursan Doğaya baş kaldırıyorsun ama bu doğaya baş kaldırma onun yasalarıyla ancak mümkün. Başka türlü olmaz. Hani doğanın bir takım verebileceği zararlarla başa çıkabilmek için depremi bilmen gerekiyor. Bu bölgeye deprem bölgesiyle burada deprem eninde sonunda olacaksa buna uygun bir şekilde davranacaksın. Binanı buna uygun yapacaksın. Bunu yapmazsan elbette o doğa alır seni götürür kardeşim hiçbir şey öğrenmiyorsun. Dünyanın merkezine kendini koyuyorsun insan olarak ben her şeyi yaparım öyle bir dünya yok öyle bir şey yok. Biz sadece bir canlıyız ve ne kadar yararlı bir canlı olduğumuz da çok tartışılır. Çok haklısın, çok haklısın. Ee, yine o 70'li yıllar aynı evet, kuşağız evet. Ee, hepimizin dünyayı sorguladığı, Tabii. savaşları sorguladığı yani bu birileri silahtan para kazanırken o zaman ülkeler arasındaki bu gerginliğin nedeni acaba birilerin daha zenginin zengin olma dünyası mı bu diye hayatı sorguladığımız dönemdi. 8 kuşağından devraldığımız Bundan sen de Doğru. etkilendin değil mi? Çok etkilendim. Yani işte çocukluktan çok hızlı bir şekilde gençliğe geçiş dönemi. Yani 14 yaşında, 15 yaşında birdenbire ben lisede forumlarda konuşurken buldum kendimi. Birdenbire konuşuyorum yani. Hepimiz öyle. Hepimiz öyle olduk. Çocukluk birdenbire pat diye kesildi. O belki de o yüzden böyle çocukluğa merakımız hala devam ediyor. Doğru. Çocukluğumuzu doğru. yaşamadığımız doğru. için doğru. belki de. Birden beri politik bir figüre dönüştüm ben de. Bir arkadaşlarımla beraber. Aynen öyle. Çünkü ya bir dakika dur hani kendi ne okuyacaksın sen? Üniversiteye mi gideceksin? Yürvenleri okuyacaktık değil mi? Daha dur <laughs> mi? Tabii. Birdenbire Tabii. o dünyayı kurtarmaya çalışan işte dediğin gibi yani bir dakika ülkemizde işler yanlış gidiyor. Dünyada işler, problemler var. Ben doğru. Saplamaların hepsi doğru gerçekten. Gerçekten işler kötüye gidiyor. Gerçekten her şey yanlış gidiyor. Bugün geldiğimiz noktada bunun kanıtı zaten. Dünyada da kanıtı. Ve buna itiraz ederek var olmak. Şimdi çocukluktan tabii çocukluk ne demek? Aynı zamanda kendimizi bulmak, benliğimizi bulmak, kişiliğimizi bulmak dediğimiz şey. Tam o sırada birdenbire gerçekten ideal bir benlik formu karşımıza çıktı. Model. Kim o mod işte deniz gezmişler mesela bizim kahramanımızdı mai çayanlar evet, i̇şte dünyada Che Guevara daha daha önce ve şey halk için kendine bunun kökleri zaten var. Okumuşuz dediğin yan kitapları okuyorsun. E Dadaloğlu'nda zaten bunu okumuşuz biz yani. Değil mi? Köroğlu'nda zaten bunu okum. Köroğlu böyle bir Köroğlu dediğin Che Guevara Söz... gibi bir adam. Tabii ki sözün ettiğinde e, öğrenci liderler yani onlar da öğrenci okuyan insanlar. Tabii. Çeyhovra dediğimiz zaman bir doktor, Elbette. tıp doktoru, tabii, e tabii. deniz hukuk okuyor. Evet, evet. E hepsi okullarında başarılı, düşünen insanlar. Özlü düşünceyi savunan için zaten bunu yapıyorlar evet. ve sadece düşünmekle kalmayalım, değiştirelim diyorlar ve tabii. bunun için de kendilerini alıyorlar. Yani sonuca baktığın zaman Ç'de de olsun, bizim Denizli'de de, Mahir'de de olsun ya da diğer o devrimci önderlerde de olsun. Hepsinde aynı şey var. Görüyorlar, problem var diyorlar ve bu probleme müdahale etmek istiyorlar. Bunu değiştirmek istiyorlar, dönüştürmek istiyorlar. Yaptıkları şey şu. Ve işte bu modeller tabii bizi anında etkiledi. Çünkü çok cazip yani. Böyle bir en kicil, güzel hikayesi. iklim içerisinde biz bulduk kendimizi. Böyle bulduk kendimizi birdenbire. Ve müthiş bir şey bu tabii. Birdenbire büyüdük yani. 14 yaşında birdenbire büyüdük. Şimdi diyorum ki bak ben 63 yaş aşağı yukarı aynı yaşlardayız evet, galiba. Evet. Şimdi insanlar soruyor ya benim 6 tane hayatım var. Bir tane bir 63 yıl içinde 5 farklı yaşam, yaşam var ya. Çok, Çok Antep'te bir hayatım var. İstanbul'da bir hayatım var. Bir politik hayatım var. Bir yazar olarak hayatım var. Bir Moskova'da hayatım var. Ya bir insanın bir kere yaşayacağı hayatı biz belki 10 kere, elli çok kere haklısın. yaşadık. Yani bu. Ama bu yüzden böyle böylesine e, hani hani bir tabir vardır ya bir solukta Gerçekten de bir soluk. Tabii burada dil, Türkçe'yi çok iyi kullanman, evet. kurgu, hayal dünyan, bunlar da etkili. Ama bundan dolayı o bir sürü hayatı yaşadığın için böyle Aynen. birbirine farklı konularda. Ya be Ahmet, ya kardeşim nereden çıktı şimdi böyle bambaşka bir dünya, bambaşka bir kurgu ve bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı bir kitap eser ortaya koyuyorsun. Ondan, kaynakla ondan kaynaklanıyor. Bundan yani kaynaklanıyor. sözün ettiğin o Aynı. farklı farklı hayatlar bu denli zengin bir külliyat oluşturuyor. Yüzde böyle. Bir şey daha, sende de o var, onu da çok seviyorum. Merak duygusunu yitirmemek. Çok merak, o çocukluk, çocukluk ne demek? Merak duygusunu yitirmemek demek. Şimdi dışarıda şu anda yağmur yağıyor, ben çıksam yağmur yağıyor derim. Ama hiç yağmura çıkmamış bir çocuğu çıkarıyor iki yaşında şok olur Kırdı ya allah yağmur ne bu de. ya bu bunu yitirmemek lazım. Yani hayatta bilgi her zaman böyle o merak duygusunu yitirdiğimiz zaman, araştırma duygusunu yitirdiğimiz zaman gözlerimizdeki yaşama sevinci ortadan kalkar. Doğa seni hep karşılar. şaşırtıyor değil mi? Bak ben de bir yağmurdan örnek veririm. Evet. Artık böyle yağmur falan konuşmuyor yeni kuşaklar biliyor musunuz? Hani Victor Hugo der ki ey şair bana buradan bahsetme yağdır. Tabii. Rüzgar, yağmur, ne bileyim kar tabii, Antep'te ne kadar yağıyordu bilmiyorum ama yağardı, yağardı, bir de şaşırtırdı biliyor musun merak tabii. ettirdi yani tabii. ne oluyor bir şey oluyor orada da nedir bunlar bu güç nedir? O müthiş bir merak. şey işte bak dün Yaşar abi Yaşar Kemal'le ilgili bir konuşma yaptım Yaşar abi de var doğa yani romanın içerisinde İnce Mehmet'i sen Çukurova'dan çıkarıp İzmir'de yapamazsın. Yani ince Mehmet demek Çukurova demektir tabii. ya Diyarbakır'da yapamazsın ancak Çukurova'da o Maki'deki o güçlü çalılar onu yaratan o. Doğa bu açıdan çok önemli ve biz doğayla ilişkimizi kaybettiğimizde mutsuz olmamız kaçınılmaz. Bizi mutlu eden şey doğa, annemiz ya. Onunla mutlaka bağımızı sürdürmemiz lazım. Onu yitirdiğimiz zaman, depresyon öyle başlıyor zaten biliyorsun yani. Şimdi bir roman nasıl ortaya çıktı? Don Quixote. Don Quixote'da e, düşünsene Cervantes neyi anlatıyor? Artık bölünmüş kişiliği, bölünmüş bir kişilikten bahsediyor. Artık kahramanlar, destanlar bitti. Orada destanlar var ama şimdi bir birdenbire Don Quixote diye bir adam çıkıyor. Eski şövalyeleri üzerine kafayı yemiş bir ihtiyar falan yani tırnak içerisinde. E buna bozulmaya başlıyoruz çünkü asıl doğamızdan uzaklaşıyoruz, topraktan. Ağaçtan uzaklaşıyoruz, sudan uzaklaşıyoruz, meyvelerden uzaklaşıyoruz. Birdenbire başka bir şeye dönüşüyoruz ve o bizim bilincimizi yarıyor. Bizi hasta yapıyor psikolojik olarak. Rozin anta binmenin zamanıdır değil mi? Aynen Rozinant. tam olarak. Gülsün <laughs> ya en güzel kadın onun için Aynen. Yolaş, yolaş, yolaş. Ya, on, ben 15 gün önce şey dedim, İspanya'dayım. İspanya'da dedim. İspanya dedim ki trenle gezeyim. Bütün trenle Trenle giderken de şeyleri görüyorum tabii. Hep oradasın değil mi? Romandasın değil mi? O, hem romandayım hem de şeyler var elektronik gel değirmeni var. Yeni ya, yeni, yeni. Ye, Bakıyorum şimdi Don Kişot burada bununla nasıl bunla dövüşecek bunla nasıl, dövüşecek? Şansı <laughs> Uzaylı gibi o zaman. Uzaylı değil mi? gibi bunları görürüz aklı kafayı Uzaylılar. Yani. Peki bütün bu o yıllarda 70'li yıllarda okuyan kitap okuyan e, sorular soran düşünen bir genç olarak eğitim hayatının büyük bir sekteye uğradı. Evet. Lise sonda uzaklaştırıldı. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> ya işte tabii böyle birdenbire politik hayatın içerisine girince... Mükafatsız kalmaz. kalmaz. Mükafatı kalmaz. Evet. benim gibi. Aynen. Ben de o nedenle... Dolayayım. Sen de uzaklaştırdın. <laughs> ya zaten bizi uzaklaştırmak istediler. Yani bu ülkeden her zaman değil mi? <laughs> Onun için daha sıkı sarılıyoruz. Tabii yani. daha, daha, Onun için daha, iyi daha sıkı sarılıyoruz. Çok, çok, doğru. Evet öyle oldu. Okul işte o zaman Milliyetçi Cephi Hükümeti diye bir hükümet vardı. Sen bilirsin. Evet. Bu tabii Milliyetçi Cephi Hükümeti. Bütün sol düşünceleri falan hepsine karşı. Yani az ülkeyi bölüyorlar yani. Bölünecek tabii, bir şey yok. Allah kahretmesin yani. Neyse bizi de o okulda solcuyuz diye 24 elebaşı olarak bizi Antep sınırları içinde okuyamaz diye sürgüne yolladılar. Ama iyi ki yollamışlar. Çünkü bitiremezdim. Okulu bırakmazdı onlar çünkü. Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır Elgani'de orada okulu bitirdik. Yani sürgün mürgün okulu bitirdik. Ondan sonra... Ee, o da çok iyi bir an oldu, çok güzel bir an oldu. Ya bunların hepsi aslında biraz önce konuştuğumuz gibi büyük deneyimler, büyük e, sarsıntılar. Yani şimdi düşün, iki tane büyük yazardan bahsedeceğim sana. Bir tanesi Hemingway, diğeri George Orwell. Bunlar neredeydi? İspanya Savaşı'ndaydı. Tabii orada İspanya'daydı. Kadar. Gittiler ve orada inanılmaz şeyler gördüler. Yani silahlara veda, çanlar kimin için çalıyor? 1984. Bütün bunlar nereden çıkıyor? İşte o hayatın içinden çıkıyor. Biz bunları yaşadık ve bütün bu yaşadıklarımız inanılmaz bir şekilde bizi etkiledi. Ya zaman şimdi okurlarımızın çoğu bizim yaşadığımızı bilmiyor. İşte ancak mesela bu senin program izleyenler ya da bazen konuşuyorum. E o zaman anlıyorlar. bu bir dakika ya hakikaten burada bir şey varmış. Bazıları da şey zannediyor. Ya bunlar oturdular böyle bir gün. Hadi kitap yazalım dediler. Planladılar. Hani para da kazanacaklar falan. Baş ya öyle değil değil. Öyle değil. Organik bir şekilde her şey gelişiyor. Hayat organik bir şekilde yürüyor. Siz sen şu anda o yıllar ne kadar e, gülümseyerek tatlı bir dille anlatıyorsun ama acılar çok var hayatında. Örneğin tabii. görmüş olduğun işkenceler. Tabii tabii. Çok sert bir dönem. Çok sert bir dönem. Ee, i̇ki kere, bir kere Saldırı vuruldum ben. Bir kere yoruma. vuruldum. Ondan sonra iki kere polis öldü diye bıraktı beni yani. Dövdüler ve gerçekten öldü diye bıraktılar. Hatırlamıyorum ben Çünkü Bir süre sonra kafama gelen bir dipçik hatırlıyorum. Ee, bir polis dipçikle kafama vurdu. Onu hatırlıyorum. Ondan sonra bayılmışım. Gözümü açtım da. Hastaneye de götürmüyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Birinci şubede gözümü açıyorum. Yani öldüm ölsen öldün. Gözüm açtım ki nezaret halet. <laughs> ne i̇şte ya. işte o çocuk. Evet. <laughs> Ahmet Ümit. Ahmet Ümit. Yıllar sonra Başkomiser Nevzat gibi evet. bir emniyet görevlisini hepimize sevdiren. Doğru. Yani Doğru. sevdiren, saygınlık Doğru. kazandıran. Tabii tabii tabii. Kitaplar eserler yazıyorsun. Öyle oldu. Yani o acıları yaşayan tabii insan Ahmet Ümit. Polisiye dediğimiz tarzda romanlarıyla evet, evet. ve işte başkomiser Nevzat, onların evet. en önde geleni, diğer pek çok polisiye evet. romanları var. Bize polisiyeyi, yani e, o dünyayı aslında... Sevdi o, o dünyanın da düşünen, sorgulayan e, bir olay varsa, e, kriminal bir olay, bunu araştıran insanlarını bize sevdiriyorsun. Tabii. Bu büyük bir çelişki değil mi ya? Değil. Şöyle anlatayım. Bak, beni şeye çağırdılar. Olmadığını biliyorum Olm da sen söyle istiyorum. Polis Akademisi <laughs> kapanmadan önce <laughs> beni polis akademisine davet ettiler. Tabii edecekler. Et et. Ettiler. Ya yani bize anlatır mısınız? Tabii ben de onlara dedim ki başkomiser Nevzat benim emniyet teşkilatına önerimdir. Siz beni dövdünüz. Siz değil de sizin arkadaşlarınız dövdüler. Öldürmeye çalıştılar. Sürdüler. Ama dedim ne oldu bak. 12 Mart oldu suçlu işkenceci kim? Polis. 12 Mart'ı yapanlar yargılanmadı, yargılanmadı. Kim yargılandı? Polisler. 12 Eylül oldu, yargılandı ama Elif hapse girmedi ama işkence yapan polisler. Ne oldu hapse girdi? Ve siz lekelendiniz. kelendiniz İşkenceci polis diye lekelendiniz. Demir alanlar yani. Evet. Demir alanlar. Yaptırtılanlar. Aynen. Yapalım diyenler Yok, yani değil. değil. O Yap yüzden dedim Demokrasi en fazla size lazım. Çok haklısın. En fazla size lazım ve benim başkomiser Nevzat demokrat bir polistir, vicdanlı bu polistir. Hani afişler asıyorsunuz ya dedim polis haftası, polis halkın evet. dostudur. Gerçekleşmesi evet. için başkomiser Nevzat gibi olmanız lazım hepinizin dedim. Bu olduğunuz zaman işte halkın polisi olursunuz. Bunun için de yapmanız gereken şey basit. Kanunlara uygun davranacaksınız. Bir, vicdanlı olacaksınız. İki, ve şu anda inan bana te, yürüyorum ben ya yolda çevirme yapıyorlar görüyor polis beni. Aa Başkomiser Nevzat geç geçiliyor. Çok güzel. İnanılmaz bu böyle. Olması gereken bu. Tam bu. İşte toplumun sağıtılması, hataların hepimizde, toplumda olsun, devlet kurumlarında olsun, sağıtılması ve ortadan kaldırılması tabii, için tabii. E, çözüm edebiyattır, sanattır. Tabii. Çünkü doğruyu, bu olması gerekeni sanat gösterir. İşte ee, sevgili Ahmet Ümit'in başkomiser Nevzat'ı, en önemlilerinden biri. Ee, tabii cibalik Karakolu var, e, Ya Hulusi Ketmen var Türk Sanamasında, senin sözünü ettiğin... Evet. Aslında sen o geleneği bugün edebiyatta çok güzel bir şekilde topluma yeniden evet. sunuyorsun. Bizim toplumumuzda bu hep vardı, hep vardı. Peki, e, Antep'ten ayrılman, evet. İstanbul'a gelmen evet. nasıl oldu? müthiş bir şey tabii. Yani bilmiyorum senin nasıl oldu ama üniversite kazandım ve üniversite için geliyorum buraya. Bu koşullarda üniversiteyi kazandım. Kazandım. Yani. Evet. Bravo yani okur. <laughs> üniversite kazandım. Ya, sürgün, mürgün, git burada okuyamazsın. Dayak, mayak falan. Aynen tamam o sırada üniversite kazandım. Müthiş bir şey. Tabii şu, ben antemi çok severim. Yani çok ailemi de çok severim tuhaf bir duygu içindeydim. Bir yanıyla o muhteşem cennetim orası benim ya Antep cennetim. Cennetimden kovuluyormuş gibi hissediyorum ama bir diğer yandan daha büyük bir hayat var. Görüyorum onu İstanbul yani İstanbul'a gidiyorum ya. Üniversitede okuyacağım büyük şehir bambaşka bir şey. İki duygu arasında böyle geldim buraya. Ee, ilk sömesi ama geldiğimde de yalnız değilim çünkü burada bizim teşkilat var. Yani gelip de bavulumu alıp tek başıma bilmem sirkeçli bir otele de, gelmedim, de, gelmedim yani. yani. Direkt geldim bizim zaten arkadaşlarımız, yoldaşlarımız hemen beni bağırlarına bastılar. Bağırlarına bastılar ve ben de direkt ertesi gün kavganın içerisine düştüm tabii. Ertesi gün bir yerde kavga vardı onun için. <laughs> Ondan sonra mitingler, gösteriler, boykotlar. <laughs> Birdenbire böyle bir inanılmaz bir tam da şey artık ailede olmadığı için tüm iliklerinden kopmuş vaziyettesin. Hangi semtte İstanbul'a geldiğinde? İlk, i̇lk geldiğimde çok enteresan bak şeyde oturdum. Cennet Mahallesi. Yaşar abi Aa, Menekşe var ya. Evet, evet, Menekşe evet, tren şey. istasyonu. Bakırköy'deyiz. Bakırköy'deyiz. Bizim okul şeyde İncirli'deydi. Evet, şişli Siyasal. Evet. Siyasa. evet. Bakırköy'deyiz. Oradan trene biniyorduk, biniyorduk banyo treni. Düşün bir Antepli için acayip bir şey bu. Banyo treni diye bir şey hayatına giriyor. Vapur diye bir şey hayatına giriyor vapur mu? müthiş bir şey. Çok sarsıcı yani. Oradan gidiyorduk Menekşe'de iniyorduk. O zaman tabii evler mevler yok orası bomboş gerçekten. Yukarıda işte Yaşar abinin, Çetin abinin oturduğu basın sitesi vardı. Onun önünden geçip Cennet Mahallesi'nde bir öğrenci evinde kalıyorduk. Tam bir öğrenci hayatı ama diğer yandan söylediğin şey var. Çok sert bir dönem. Çünkü her gün İnsanlar öldürülüyor. Ve biz de o tehdidin altındayız. Ve Bakırköy Halk Evi'nden kılpayı, değil mi? Bomba, evet bir bomba, bomba patladı. Ama. Anlık Sen de oradaydın ya. ama. Bir iki dakika, bir iki dakikayla kurtuldum. Ben yani böyle oturuyorduk ya Sunay. Böyle oturuyorduk. Üç kişi, dört kişi. Ben de oturuyordum. Sonra böyle bir büfe var. Kalkıp büfeye dedim bir şey oldu büfeye gideyim dedim. Yani bu hayat böyle biliyor musun? Kalktım büfeye gittim. Bir sandviçimi alacaktım. Bir su mu içecektim? Ayran bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum. Korkunç bir patlama ve üç arkadaşım, beraber oturduğumuz üç arkadaşım paramparça. Ve bu dönemde e, bir de e, aşk girdi hayatına. Evet. Evlilik. Evet doğru, doğru, he? doğru. İşte o sırada Vildan yani eşim ondan sonra onunla tanıştık. Tabii aynı okuldayız. Tam onunla tanışmamız <laughs> dente nerede karşılaşıyorsan İnsanların aklına aşk deyince romantik şey gelir ya. İşte filan tiyatroya gittik. İşte AKM'de bilmem ne gösterisi vardı. Ona gittik filan. E, Kenter Tiyatrosu'nda öyle değil abi. Cenazelerde arkadaşlarımızın cenazelerinde karşılaştık. Mitinglerde karşılaştık. O dönem ben, çok giderim tiyatroya, sinemaya çok giderim ama en daha fazla gittiğim yer mezarlıklar ya korkunç ya. ya. bunu yazmamız lazım. Düzgün bir şekilde anlatmak lazım. İnsanlar ki insanlar anlasınlar. Ve bütün o süreç tabii bir anda bizi olgunlaştırıyor. Bir anda çok hızlı olgunlaştırıyor. Bir yandan yaşlandırıyor ama diğer yandan olgunlaştırıyor. Eğer bırakırsan çökersin. Ama devam edersen umutla ayakta kalmaya başka çok bir şey dönüşüyorsun. Anlasın. Peki anlattığın bu döneminde edebiyat yazı neredeydi? Yok. Yok henüz daha. Yok, okurum. Çok iyi bir okurum ben. Çok şahane bir şiir bile yazmıyorum o dönem. Yani düşün bizim dönemde herkes şiir yazardı. Biliyoruz. Evet, yani evet. bütün gençler aşık olur, evet. şiir yazar falan. Bir şeyler karalardı. Ben bildiri yazıyordum. Bol bol <gülüyor> bildiri. <gülüyor> Duvar yazıları yazıyordum. Duvar yazıları yazıyordum. <laughs> <laughs> ya aklımın ucundan yazar olmak geçmiyor ya. Çok Tabii çok saygı duyuyorum yani. Zaten yani, yayınlanan yani. ilk eserin de aslında e, o yıllardaki bir toplumsal olayı ee, Tabi, e, tabii. yazma Ondan söz eder Aynen. misin lütfen. 1982 yılı. Duvardaki çiçekler mi? Duvardaki çiçekler. Evet. İşte duvar afiş yapıştırıyoruz. Duvardaki evet. çiçekler o anlama geliyor. Çünkü yasak. Duvar darbe afiş olmuş. yapıştırma, darbe olmuş, yasak. İşte ilk hikaye mu? O. o hikayeler birden yayınlanmaya başladı. Sonra bir hikaye, 85'te, 40 farklı dilde yayınlanan bir dergide, Barış ve Sosyalizm Sorunları diye bir dergi var, Prag'da çıkıyor, orada yayınlanıyor. Çok önemli, evrensel, dünya çapında bir dergi. Ve o büyük başarı Bir bir şey. Bir de basmıyorlar öyle şeyleri. Sonra anlattılar perde arkasını. Orada bizim bir partiden bir yoldaş varmış. Gitmiş demiş ki ya bu kardeşim burada baş... insanların yazılarını basıyorsunuz güzel de. Türkiye'de insanlar ölüyor ya demiş. Bakın işte bu çocuk İstanbul'da yaşayan bir antifaşist bir çocuk ve başından geçen hikayeyi anlatıyor. Bunlar ya. Utanmışlar. Ve bunlar kim biliyor musun? Utanmışlar dediğim. O zaman Sovyetler Birliği, Gorbaçov bilmem ne. O takımın işte ideologları. <laughs> ya da basılıyor dergi. O, o bana şey yaptı tabii. Düşünsene tabii çok etkilisin. Ya 40 dilde yayınlanan bir dergide basılıyor ki, hikaye. Ya hikaye tabii ki yani Türkiye Kafkası geliyor, Dostoyevski geliyor değil. Yani tümüyle politik nedenlerle basılıyor. <laughs> yine yine o dönemde e, Nazım Hikmet'le tanışma. Doğru. Tabii kendisiyle değil 63 yılında. Tabii, tabii ki tabii. Nazım Hikmet'i dünyadan ayrılıyor ama tabii. sen 80'lerde Moskova'ya gidiyorsun okumak 86, için doğru. Okumak için. Doğru. Biliyorsun. Nazım Büt'ün dünyasıyla, Moskova'daki Tabii. Nazım Büt'ün dünyasıyla Tabii. nasıl tanıştın? Çünkü o, o hayat, bir şey. hayal evet. ediyorum yani o yıllarda ben olsam... Yani bu gencecik yaşta Moskova'ya gidiyorum üniversitede Tabii. okumaya ve... ...Nazım da oradaydı. Tabii. Onun geçtiği yerlerden, evlerden... Kesinlikle. ...onları tanık olmak... ...ilk nasıl müthiş. oldu? İlk ya derken zaten şimdi geldiler bana dediler ki sen gideceksin sahte pasaport... Ondan sonra aslında çok tehlikeli. 85 yani yakalarsa korkun. Hele ki Moskova'ya. Tabi sahte pasaport yakalarlarsa casusluktan içeri darlar. İki orada dedim Allah Nazım Hikmet gibi yani. ilk aklıma gelen şey o. Ve gittim her gittiğimde sanki yani elbette Nazım öyle düşünmedi ama ben böyle düşünmüştür diyorum kendi kendime. Böyle yapmıştır diyorum. Onun ve sonra tabii çok şanslıydım. Bera'yla. Bera ölmemişti eşi. son eşi sağdı. Vera ile karşılaştık. Bera'yla defalarca konuştum. Nasıl ilk karşılaşman nasıl oldu? Eve gittik. Evine gittik Vera'nın. Ondan sonra işte orada böyle çok dışarıdan zaten bir hacivat Karagöz'ün şeyleri var. resimleri var Görürsün dışarıdan. Pencerelerde vardı. Evit korumuş Vera. Sağ olsun. Olduğu gibi her şey duruyor. Nazlı'nın eşyaları duruyor. Yerde Türk kilimleri falan böyle içeri girince sanki bir Türk evine girmiş duygusuna yani kapılıyorsun yani. Yani Kilimci Mehmet Beyoğlu orada Nazım'ın evinde babasının dokuduğu kilimlerin tabi, aynı lazım. benzerlerini tabi, tabi, görüyor. Tabi. Neler vardı başka tabi. evde? Ya e, kitaplar vardı, fotoğraflar vardı, bol miktarda e, çizimler vardı. Çok önemli ressamların çizimleri vardı. onu Neruda ile falan ilgili fotoğraflar vardı mesela. Ama daha önemlisi Vera'nın anlatırken o kadının mavi gözlerindeki sevgiyi görmek. Yani anlatırken nasıl bir sevgiyle anlatıyor? Ve itiraf ediyor. Yani ben yaşarken, Nazım yaşarken ona kadar aşık değildim diyor. Sonra diyor büyük bir aşk yaşamaya başladık. Çünkü... ...öldükten sonra Nazım ne yapmış biliyor musun? Belki biliyorsunuz hikayeyi. Her, her, her yere her yaş şey. şeyleri, yaş günleri için... Şey. ...küçücük hediyeler falan koymuş. ya yani inanılmaz bir şey. Ve tamamıyla yani orada artık Nazım'ı anlamaya başlıyor. Ama sadece Nazım değil bak. Pushkin de öyle. Dostoyevski de öyle. Tolstoy da öyle. öyle. Yani gençken çocukluk yıllarında, lise yıllarında okuduğun yazarlarla birdenbire onların dünyasıyla karşılaşıyorsun. Bu müthiş bir şey Suna. Bir yazar için inanılmaz bir şey bu ya. Olağanüstü bir şey. Yani ve bir başka bir şey daha. Hani görmek için biraz uzaklaşmak lazım ya. Ülkene uzaktan bakıyorsun. Resmi görmek için bir uzaklık lazım. Ve bu uzaklığı yakalıyorsun ve kıyaslama yapmaya başlıyorsun. Ya Sovyetler Birliği bir cennet değildi tabii o zaman. Ya zaten yıkıldı bir sürü sorun çözdü. Çok iyi niyetli bir girişim, muhteşem bir girişim. İnsanlığın ilerlemesinin çok büyük katkıları var. Ama sorunları ve sıkıntıları da bağımsızlığımızda yerde... çok büyük katkıları Katkı, var. Tabii, aynen öyle aynen. aynen öyle. Ama sorunları ve sıkıntıları olan da bir şey bu da doğaldır. Yani bir seferde doğruyu bulamazsın zaten. İnsanlık özgürlük arayışını sürdürecek. Bu da onlardan biriydi. Dolayısıyla onları gördüm ve bütün bunları görünce yazar olma duygusu o zaman iyice perçimlendi. Ya, bu kadar insan var. Sen de yazar ol dedim. Bir de kendi sözümü söyleyeyim ya. Yani bir parti var tabii saygı duyuyorum. Ama o partide birileri oturup karar alıyor. ve onları uyguluyorum. Abi ben niye onu uygulayayım? Ben kendi sözlerimi... Söyleme yeteneğim var. Söyleyebiliyorum ve insanlar beni okuyorlar. E kendi sözümü söyleyeyim. Ve bu be, beyalimle be, de katlanırım yanlış bir şey söylersem. Yani söylersen. savunduğumuz düşünce özgürlüğünü bir hayata kazandıralım. Aynen öyle. Düşünce özgürlükse benim de düşüncelerim tabii. var. Beni de dinleyeceksiniz. Tabii, tabii tam olarak bu. Evet. Özel bir kürsü veriyor hayat bana. Özel bir yetenek bunu sağlıyor. Bize bir kürsü veriyor. Konuş diyor. Olmayan bir kürsü ama çok kıymetli bir kürsü. Çok doğru. O kürsüye çıktığımızda herkes bizi bir dakika diyor. İşte sonay yakın konuyor. Dinleyelim Ahmet Ümit konuşuyor. Dinleyelim. Başlıyor insanlar ya bir biri büyük bir yazar, büyük bir fazla say konuşuyor. Dinleyelim. Yani mesle yapıyor. Dinleyelim. Önemli bir şey bu. Çok, çok önemli bir şey. Çok. Çok. Peki, e, Moskova'daki o dönemde şiirler yazıyorsun. Evet. <laughs> doğru. Şiirler. o doğru. ben sen işte o dönemde tamam. O doğru. Zaten. dönüşten döndükten sonra. Dönüşten evet, tamam. Tamam. Daha önceydi ya. 89-90. Sen Cem yayınlarından ilk kitabım çıkıyordu işte. 89. Tabii, 99. tabii. işte o civarlar. Doğrudur. 89. Doğrudur o civarlar. Peki o dönemde yazmış olduğun e, şiir şey kitabı. Sokağın evet, Zulası. Evet. Olması lazım burada. evet. evet işte buyur. Evet. evet. Bunun ilk baskısı ne zaman oldu? 89. 89. 89. Aynı işte. anda. Işte. Aynı işte. Tabii tabii. Beraber, aynı aynı. Tabii. Beraber. 89'da oldu. Ya bu şöyle aslında. ben önce hikayeyle ile başladım biliyorsun. Sonra şiir. Orada şöyle bir heves Gerçekten oluyor. şiir diye biliyorum ama bak. Tabii. Şimdi burada bu önemli bir şey. İlk Anladım. şiir kitabı do, olduğu için. Do, do. Evet, evet. Onun için öyle biliyorsun. Şey heves oluyor yazarlarda. Bir kitabım çıksın hevesi vardır ya. Evet. Hani hepimizde var. Bende de vardı. Evet. Bir kitabım çıksın. Yani tamam yazıyorum, yazıyorum artık böyle yazar havasına girdim de bir o bir kanıt lazım ya o. Kanıtlık kitap, bu yüzden sokanızı nasıl çıkardık? İlk şiir kitabı. Çok güzel. Şu şunu ülkede şiir hali <laughs> devam ediyor. mu? Ediyor. Şiiri şöyle bu, devam bu ediyorum. Muhteşem. Ee, evet, yani burada. Anlıyorsunuz. Evet. evet. E, Ninantan'ın bileziğinde Doğru. bir Hitit ozanı konuşuyor, değil tabii, mi? O tabii. diliyle, Hitit şiir. Anadolu'nun en eski devleti, en eski uygarlığı olarak kabul edilen Hititli bir ozanın diliyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte şiir oralarda yaşıyor. Dediğin şu sordun ya. Mesela romanlarda antik Yunan dönemini yazarken de orada yine böyle epik bir dil kullanıyorum. Bunda da bu çok benim için çok kıymetli bir kitap. Çünkü opera oldu bu. Ninat Hanım bilezi opera çok oldu. Güzel. Çok Opera olması çok önemli yani. Film oluyor. Film de oldu ama asıl opera olunca çok hoşuma gitti yani. Hep özenirdim Yaşar abi. Yaşar abinin teni kesi opera olmuştu ya. <laughs> evet. Bu oldu. ocağım mutlu oldum. Şiir buralarda yaşıyor. Öyle söyleyeyim yani. Müthiş. Müthiş, peki şiirle çıktın Hı, evet. fakat öyküler, öyküler var, var sonradan ne oldu da romanlar, öyküler öne geçmeye başladı? Ya bir kere bu hayat biraz önce anlattığımız hayat var ya yani 14 yaşından 30 yaşına kadar kaçmaca, kovalamaca, gerilim müthiş bir hayat yani. Evet. Adrenalin her an adrenalin yüklü ya <laughs> dışarı çıksam biri beni takip mi ediyor, biri beni vuracak mı, polis beni yakalayacak mı falan böyle bir hayat sürüyoruz. Yazmaya başlayınca yazıyorum farkında değilim, polisiye falan aklımın ucundan geçmiyor. İlk kitabım çıktı, Çıplak Ayaklıydı Gece. Onun Ali Taygun vardı rahmetli belki bilirsin. Çağır, Onunla beraber tabii, tabii. çalışıyoruz. Çok, çok, çok değerli. Çok kıymetli. O okudu ve bana dedi ki Ahmet dedi sen polisiye yazıyorsun dedi. Nasıl polisiye yazıyorum ya? Küfür gibi geldi bana. O ne demek polisiye Bunu sana ilk Ali mi söyledi? Tabii tabii tab Ali Taygun. Mu? Bu dedi polisiye dedi. Yazdım polisiye deyince öyle bir zoruma gitti. Çünkü küçümsüyorum Polisiyenin ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. <laughs> On Ahmet dedi bak böyle düşünme bu çok önemli bir şeydir polisiye yazmak ve polisiye çok kıymetli bir şeydir yani bilinen, ben cahilim gerçekten bilmiyorum o dönem. Onun üzerine hakikaten okudum polisiye yazıyorum ve hakikaten içimden polisiye geliyor çünkü bu kadar gerilim kaçmaca kovalam olunca uyuşturucu bağımlısı gibi adrenalin bağımlısı olmuşum ben Sunay yani yazamıyorum ağır ağır yaza O da kıymetli tabii. öyle metinler de çok kıymetli yanlış anlaşılmasın ama benim için yani Ahmet Ümit için bu yazar için bu yaşamı yaşamış olan bu yazar için. Polisiye doğru şey yapıt olarak ortaya çıkıyor, seçim olarak ortaya çıkıyor. Ve hakikaten polisiye yazdım fark ettim. O sis zaman, ve gece o zaman mı? Sis var? ve gece işte o zaman. Evet. Ondan sonra madem polisiye yazıyorum, neymiş iyi yazalım bunu dedim. Araştırmaya başladım. Ardından dedim ki bir Sis ve gece işte hatırlarsın. Sis ve gece 1996 yılında Sis ve gece romanını yayınladım. Ama son derece de e, riskli bir şey yaptın. Çünkü bizim edebiyatımızda polisiye yani biraz böyle şey görüyor. Yani küçük kolaycılık hmm. küçümsenir. Ama sen onu bambaşka bir yere taşıdın. Gerçekten evet. taşıdın. Kaleminin, edebiyatının gücüyle bambaşka bir yere taşıdın. Yani çok tehlikeli bir sularda yüzmeye başladın. Çok, bir çok tehlikeliydi. Çok tehlikeliydi. O dönemi hatırlarsın Cem Yayın Evi'nde tabii. sen de Cem evet, Evi'ndesin. Hatta bana dediler ya ne yapıyorsun bak çok fazla şey yapıyor abartıyorsun falan Ama ben biliyorum ki sanat meydan okumaktır. Eğer meydan okumazsan var olamazsın. Net bu. Melen Kundera'nın bir lafı vardır. Ya kendi egonuzu başkalarına kabul ettirmeniz. Ego dediğimiz şey ama yazmadan söz ediyorum. Yani sadece şahsiyetinden değil. Bu sanat tümüyle bundan ibaret. Yani Dali. Ya Picasso düşün yani. Bu adamlar tuhaf tuhaf. Düşün o zamana kadar tuhaf tuhaf, tuhaf resimler yapıyorlar ya. Tuhaf bunlar yani. <laughs> ama ne yaptılar? Kabul ettirdiler ve 20. yüzyılın iki büyük sanatçısı olarak tarihe geçtiler. Budur. Ben de çıktım ve şöyle dedim. İyi polisiye iyi edebiyattır kardeşim. Çok ben iyi. polisi yazacağım ama iyi edebiyat ne gerektiriyorsa, iyi bir dil, iyi bir kurgu, sağlam yaratılmış karakterler arkada. Çok iyi bir araştırma. Çok oldu. iyi bir araştırma. Geride müthiş bir sosyolojik, yani, psikolojik araş şey Yani plan. ben hayranlıkla okuyorum senin kitaplarını ve özellikle de e, örneğin ha, şimdi Elva'da Güzel Vatanım. Yani bu romanı yazabilmek için. Evet çok çok araştırdım. O e, ikinci meşrutiyet döneminin tabii, şunu. Didik tabii. didik etmişsin be böyle kardeşim. Yapayım, yani bir yapayım. doktora tezi gibi bir şey yani. bu ya. Ve gidip gezdim ya bak. Paris'e gittim. Paris'te Meşhuriyet Dergisi'nin çıktığı sokağı buldum. Bonaparte Sokağı 25. Binayı buldum. Hiç gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ama bulmam gerekiyor. Yani oraya... Ahmet Ziya'nın girip çıktığını görmem lazım benim. Hiç Yaşaman gerekiyor o anı, anı değil mi? Gerekiyor. Yani şart değil. Her yazar bunu yapmayabilir. Ben Ama sende zorundayım. fazlasıyla var. Biliyorum. Istiyorum. Ben yapmak de bunu hissediyorum. Biliyorsun evet. yani... E, bu konuda kendime en yakın gördüğüm birkaç... E, kendi kuşağımdan... E, arkadaşımdan birisin. Çok iyi anlıyorum seni. Oraya gitmeden, ona dokunmadan ya da bu konuyla ilgili sadece dokunmak yaşamak değil, pek çok kitap, dergi almışsındır, tabii sahaflarda ya. araştırmalar yapmışsındır, e, Bilim adamlarıyla komünistlerle, adam. adamları. tabii <laughs> tam bir, bir tabii. inan abartmıyorum, bir şu kitabı okuyan. Herkes bilir ki yüksek lisans değil bir doktora tezi hazırlar öyle, doğru, gibi doğru, doğru. öyle çalıştı. Bunu, bunu... <laughs> çünkü içinde duruyor öyle zaten. Öyle çalıştı. Ay içinde zaten duruyor. öyle çalıştı. Bak Hanım bileziğiyle Patasana evet, yazmıştım. Evet. evet. Beni... Arkeoloji bunlar senin arkeolog bir seçtiler. Arkeolog değil mi bölümünün Türk de var. Türkiye Enstitüsü beni arkeolog seçti. Yani muhabir arkeologum ben. Yani bu, bu kitaplardan dolayı bu çok kıymetli bir şey. Çünkü arkeolog değilim ben yani gerçekten. Ama o bilim insanları bilim bak. kurum Evet o bilim o, kurumu oluyorsun. bunu bu, bu benim için çok Önemli bir ödül, çok önemli bir ödül yani. Evet. Peki, aslında e, burada yok herhalde... ya, e, yok, çıplak ayaklıydı gece değil mi? Tabii Doğru çıplak mu söyledim? ayaklıydı gece. Evet. O ilk öykü kitabı. İlk öykü değil kitabı değil mu? Muhteşem odaya. Doğru. Doğru. ilk öykü kitabı Peki, ö, ben hep şunu merak ederim. Ya, öykü roman, yani nasıl böyle e, tamam şiir, biraz daha farklı bir dil, farklı bir ustalık Hı -hı. atölye çalışması tabii, diyeyim. Tabii. Ama bunlar çok birbirine yakınken e, nasıl karar veriyorsun? Yani öykü mü kitabım olsun roman mı olsun bıçak sırtı bir geliyor çok bana bilmiyorum. Evet. Ya öykü aslında bir bir anı bir duyguyu anlatma biçimi e yapabiliyorsan bunu şiirde de anlatabilirsin. Yani. Ama bunu romana da alabilirsin. Bir yok. Ro roman Roman da sırtı o. Romanın anlatacağı şey çok şey gibi düşün ya mesela a, Romanın kendisi oldum. değil ama semfonik bir... müzik gibi düşün. Pastoral semfoni. Ama hani böyle roman içinde böyle bir epizot bir bölüm olarak da onu koyabilirsin. Ama asıl büyük parça orada çıkacak. Onu... Tabii çok büyük. İşte dediğim gibi roman bence pastoral. Yani ne var? Doğadaki her şeyi anlatıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarı çıkıyoruz. Rüzgar var. Rüzgar ağacı sallıyor. Ağaçta yeni çiçekler olmuş. Damlalar yere düşüyor. Bunların hepsi aslında bir roman. Ama sadece rüzgarın akışı ve rüzgarın tenine dokunduğu, seni uyandırdığı duygu öykü. Güzel. Bu böyle böyle düşünüyorum. Peki oradaki şöyle bir ee, bir kırılmada bir yaprağın kopması da şiir mi diyelim? Mesela. An. An, ah, andır ya ah, şiirde tabii. an. an. Bizde an ararız evet, ya. Doğru. Çıt. Ah. O an ararız. Tabii. E, Beyoğlu. Senin hayatında Beyoğlu'na payrı bir evet, yeri var gerçekten. Yani. Nedir bu Beyoğlu tutkun? Ya Beyoğlu aslında... Nasıl başladı? Beyoğlu'na ilk tanışman. Yani aslında şöyle oldu. O, o yıllar 94 yani tabii Beyoğlu'na ilk tanışmam şu. Aşk hikayesi. İstanbul'a gelmişiz. Bakırköy'deyiz. İşte ilk e, sevgiline çıkıyorsun. Nereye gideceksin? Lale Mahallevicisi'ne gideceksin. <laughs> Mahalle şimdi yok. Mahallevi yiyeceksin. İnci de. Pastanesi. İnci Pastanesi'ne gideceksin. Ya Haran da sinema. Varsa. o zaman sinema günleriniz yok. Sinematek var sıra evlerde. Biliyorsun sıra Direkt oraya gidiyoruz. Bizim e, işte ee, rahmetli Onat Ağabey'in kurduğu, evet o da Anteplidir, onun, onun kurduğu yer. Oraya gideriz, oraya giderken işte oraya gidilir... Lale Mahallesi'nde bir şey, para da yok, öğrenciyiz ya ne ne olacak, Ya belki sonra bir bira içilir... çiçek pazajında o korkunç, her taraf yağ kızartmalar içerisinde, sigara dumanında... sevgilinle gidersin. Büyük bir karmaşa tabii, Antep'ten gelmiş biri için düşünsene. Yani o caddenin, Antep'te küçük bir sinemalar caddesi vardı, 5-6 sinema vardı, şimdi buraya geliyorsun... 2 kilometrelik bir alandır o tünelden şeye kadar Taksim'e kadar e, İstiklal Caddesi iki kilometre boyundadır. Sinemalar, işte barlar, e, birahaneler, tiyatrolar o zaman kitapçılar falan bambaşka bir dünya gözün açılıyor. Ve burada bir de romantik bir hikaye yani düşünsene sevgilinle kız arkadaşınla berabersin falan. Müthiş bir şey ya. Müthiş mekan değil mi? Müthiş. Ve o... senin bütün yaşama sevincin yani bir yandan devrimcisin falan bilmem böyle. Yaş... Orada ayrıca ben korsanlarda mitinglerde konuşuyordum biliyor musun? Orada. <laughs> orada şeyi yolu kapatıyorduk. Evet evet. Trafiği açık açıktı orası. Evet, yolu kapatıyorduk. Ben bir arabanın üzerine çıkıyordum. İşte Carlos Amerikan emperyalizmi, faşizme karşı. <gülüyor> <kıyıyordum>. <gülüyor> Çok güzel. Ya böyle bir hayat yani biliyor Sonra musun? Sonra Cağlon'dan yayın evleri oraya taşınıyor. Sonra oraya geldiler. Doğru. O zaman da tam dediğin gibi politik bir merkez birdenbire benim için ya da belki de senin için işte Cem Yayın Evi geldi, Metis geldi, adam yayınları vardı küçük parmak kapıda. Hepsi orada ve biz birdenbire genç yazarlar olarak orada yaşlı yazarlarla buluşmaya başladı. Çok güzel oldu değil mi? değil mi? Bekir e, Yıldız değil mi? Hatırlarsın. Tabii, Mehmet, Fuat, değil. Mehmet Fuat Mehmet Fuat'a gidiyorduk, Fuat, şiirlerimizi ye ye götürüyorduk. Ye ye. Tabii 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 tabii. Hatta gençler de birbirimiz orada gör görüyorduk. Bir orada bir yani. orada, orada tanışıyorduk orada hepimiz. Biz oradaydık. Biz, oradaydık, yani. Or Or Ve bir şey soracağım bak mesela bu çok güzel bir şey. Mesela biz kötücül insanlar değilmişiz Sunay. Mesela hiç birbirimiz hakkında kötü konuşmadık. Birbirimizi Asla. kıskanmadık. Asla. Tuhaf, aslında aslında olurdu yani. Kıskanırsın biliyor musun ama yapmamışız bak şimdi düşünüyorum da. Ama bak bir şey söyleyeyim ben sana işte bunu yapmayanlar hala koşuyor. Evet. Ya yani bu yüzden Ahmet Ümit hala evet. büyüdükçe büyüyor. Evet. Teşekkürler. Ya bunu ediyorum. yapanlar vardı. vardı Burada kayboldu. Kayboldular. Mesela bizim şey İskender. E canım benim. Akgün. Canım Akgün. Yani sen ya bütün Haydar çocuklar Ergülen. Haydar Ergülen, çok güzel bir Enver Ercan'a. Enver Ercan ya. Evet, evet yani güzelmiş ah, hep yani. Güzel belki de bütün bunları bu geçmişimize borçluyuz bak sana söyleyeyim yani. Bütün bu yaşadıklarımız belki de hayatın ne kadar önemli olduğunu bize anlattı. Ve bütün bu kıskançlık falan gibi şeylerin saçma sapan şey olduğunu gösterdi belki de. Harika ve masal masal içinde. <laughs> evet. Sohbetimize e, annenizle Fatma Hanım'ın, Terzi Fatma Hanım'ın çıraklarına ve size anlattığı öykülerle başladık. Ya, evet. siz o öyküleri evet. sevgili Ahmet kardeşim evet. bir kitapta bir yere getirdiniz değil mi? Doğru. Bunu yaptım ve bunu yaptığım için çok mutluyum. Bana sorarlar 25 kitap var. En çok hangi kitabınız sizin için? Benim için en önemli kitap bu. Artık annem yok ama annemin anlattığı masalları şu anda İstanbul'da, Rusya'da, Kore'de, Arap ülkelerinde, Makedonya'da pek çok ülkede insan çocuklar okumaya devam ediyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Korece çıkmıştı anneme götürdüm bu şansım oldu. Tabi Korece yani anlamıyor. Bu anne dedim bak bu kitap ne baktı baktı. Çizimlerden anladı. Bu dedi benim masalım değil mi dedi. Hadi canım. Vallahi çizimlerden almadı çizim. Çok güzel çizimler. Muhteşem. Evet. Almadı bu benim masalım değil. Dedi. Çok da güzel bir baskıydı o. Bu müthiş bir şey ya. Sunay. Çok güzel. Yani yazarın e, en güzel tarafı. E, son son kitabın e, bir aşk masalı. Evet. Özgürlük yoksa aşk, aşk da yok. yok. Evet. Evet. Yani ya kaç kitap oldu bu? Bu 25. 25 kitabım Yani çizgi romanlar hariç 25. kitabım. Ha, onlar dahil. Niye dahil olsun? onlarla beraber 29 30 30 19 29. 29. 20. Çünkü Çizgır roman e, öyle değil mi? Bu bambaşka romanınız. İsmail Gülgeç'in emeği çok. Benim e, ta, rahmetli İsmail, İsmail abi çok. İsmail Gülgeç benim gıpta ettiğim imrenirim. Ben kıskanmam. Hmm. Kıskanmak e, yeteneği olmayan insanların evet. işidir. Ama ben gıpta ederim, imrenirim. Evet. İşte i̇mrendiğim bir e, e, pek çok Ahmet Ümit kitabı gibi biri de Sağ bu. Ol, ben de hocam. bir çizgi romanım olsun isterdim. Evet. Kutlukan Perk'erin peşindeyim bu <laughs> yüzden. <ben> de, <laughs> o da çok <laughs> yetenekli. Çok çok büyük yetenekli. E, kaç çizgi roman oldu sevgili? Dört çizgi roman var. Bir Nevzatlar var üç tane. Bir evet. de e, bu Elveda e, Güzel Vatanımın çizgi romanı var. Giriş evet, çizgi çok, romanı. Çok var. çok 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 güzel evet. oldu. Evet. Mükemmel evet. mükemmel evet. Evet. mükemmel ve sohbetimizin başında dediğin gibi insanları okumaya e, çeken en evet. önemli evet. kapıdır. Evet. Ne diyeyim işte Ahmet Ümit. Okumayan çok şey kaybeder. Sağ ol, Okumayan Ahmet Ümit'in bir kitabını... Zaten bir kitabı okusanız bir kitabı okuyacaksınız da... <laughs> Ahmet Ümit'i okumaya bu dünyadan çok eksik ayrılır. Çok teşekkür ederim. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çağırdığın için ben teşekkür ederim. Özlemişim yani, sohbeti. Çok çok. İnan, inan öyle. Ne yazık ki. işte Beyoğlu birazcık kimlik değil, Biraz değil. Bayağı bir erozyona uğrayınca uzaklaştık. Birbirimize evet. karşılaşacağımız, birbirimizi göreceğimiz Doğru. mekanlar artık Doğru. kalmadı ne yazık ki. ki. Ben de böyle, işte o çocuğun çekimlerinde çok değer verdiğim ustalarım... kendi dönemimden kardeşlerim... arkadaşlarımla bir araya geliyoruz. Çok bir çok araya geliyoruz. mekanlardan biri de... İstanbul Oyuncak Müzesi ve... ben... işte... Kutlu Kamperker'in... Çizdirmeye başladım onu. Çizgi romanını da çizdireceğim. E, müzemizin kült oyuncaklarından olan bu ilk ha. oyuncak ha. robot örneklerinden biridir Atatürk 1939 Japonya'da yapılmıştır. Oo. Onun çiziminden hazırlanmış e, bir defter alman ediyorum. Çok o güzel ederim. Oo, çok güzel eserlerinle. Çok notlarımı alacağım. Bir yeni bir kitabın başlangıcı olursa çok ne teşekkür mutlu Çok teşekkür bana. ediyorum. Sağ ol. Çok mutlu olurum. Bugün çok. E, ben, de, ben de sana gıpta ediyorum. bu oyuncak için. müthiş bir şey. Teşekkür ederim. Müthiş ederiz. bir şey ama. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgilim. Sağ ol. Sağ olsun. Gaziantep'te terzi Fatma Hanım çıraklarına masallar anlatıyor. Birbirinden güzel masallar. En küçük çocuğu o da o masalları dinliyor. Ve işte Terzi Fatma Hanım'ın o en küçük oğlu o masallardan yola çıkarak, Anadolu'nun o bilge masallarından yola çıkarak edebiyatımızın en usta, en güzel kalem şöllerinden, yazarlarından biri oluyor. Ve yazdıklarıyla, kitaplarıyla bizi hep merak ettiriyor. Acaba ileride daha ne yazacak? Hangi konuları araştırıp en ucra köşedeki bilgileri alıp bunları öyküye, romana dönüştürecek diye merak ettiğimiz çok usta bir kalem oluyor. İşte o çocuk Ahmet Ümit.